Türkiye Cumhuriyeti, tarihe geçecek bir başarının peşinde desek yanılmış olmayız. Cumhuriyetin 100. yılında geleceğin savaş alanlarında oyun değiştirici olmasına kesin gözüyle bakılan Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma resmen ilk görevlerine hazırlanıyor. Baykar Savunma'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Cumhuriyetimizin 100. yılı için hazırladıkları en büyük sürprizin 20 yıllık en büyük hedefleri olan ve havacılık tarihinde geleceğin savaş arenasında oyun kurucu olacağına kesin gözüyle bakılan. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu ve görevini gerçekleştirmesi olduğunu ifade etti. Selçuk Bayraktar bu konu hakkında bizzat şu ifadeleri kullandı: "Kızılelma yüksek bir hedefe, ideale yürümekse bu ilk günden beri en büyük hedefimizdi. Cumhuriyetin 100. yılında uçuracağız demiştik. Bir sürpriz yapak 2023'e bir ay kala ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Sonrasında Kızılelma geliştirme ve test faaliyetlerine devam etti. Dünya havacılık tarihine damgasını vuracak uçuşlar icra etti. Bunlardan bir tanesi Bayraktar Akıncı ile yakın kol uçuşuydu. Bu dünyada ilk defa yapıldı. Bir anlamda geleceğin muharebesine şimdiden göz atmış olduk. Günümüz dünyasında gelinen noktaya bakıldığında artık 5. nesil insanlı savaş uçaklarının üretilecek son insanlı savaş uçakları olduğunun altını çizen Selçuk Bayraktar konuşmasının devamında, SİHA'larımız muharebe tarihinde nasıl paradigma değişikliğine yol açtıysa benzer bir durum yaşanacak. Hüya otonomisiyle, yapay zeka ile donatılmış ve pilotu tehlikeye sokmayan insansız savaş uçakları olacak. Geleceği bir anlamda ülkemiz adına yakınlaştırmış olduk. Kızılelma 2023 yılında bütün dünyaya damgasını vuracak uçuşlar gerçekleştirdi. Kızılelma ve Akıncı bu uçuşları milli teknoloji geliştirme seferberliğimizin milletimizde buluştuğu Teknofest İstanbul'da gerçekleştirdi. Aynı zamanda Türk Yıldızları ile yakın kol uçuşu bir gösteri uçuşu olarak yapıldı. Bu da dünya havacılık tarihi açısından toplum önünde yapılması hasebiyle ilkti. Bu anlamda dolu dolu bir 100. yıl yaşadık. Semalarımda hür ve bağımsız olacağım diyen milletimizin ifadesi olan bu teknolojiler Cumhuriyet'in 100. yılında kutlanmış oldu, ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest hakkında da konuşmayı ihmal etmeyen Selçuk Bayraktar, "Teknofest, ülkemiz savunma sanayisinde nasıl bir ivme yakaladıysa teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında da benzer bir ivmenin, bayrağımızı en yükse çekecek NİS yüz binlerce gencin olacağının göstergesi oldu. Bu da 2. yüzyıla çok daha büyük hayallerle, umutlara bakacağımız anlamına geliyor. Bir anlamda da öğrenilmiş çaresizliğin yıkıldığına işaret ediyor. Bunlar bir anlamda 100. yıla damgasını vurmuş oldu," dedi. Kızılelma'nın yanında dünyanın ilk SİHA gemisi olacak kısa pistli uçak gemisi TCG Anadolu için tasarladıkları Bayraktar TB3 büyü geliştirme çalışmaları yürüttüklerini anlatan Bayraktar, yakın zamanda yer testlerinin, yerden havalanma ve iniş testlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Selçuk Bayraktar, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." TCG Anadolu'ya konuşlanacak olan Bayraktar TB3 ve Kızılelma havacılık tarihinde aslında bir devrimi işaret ediyor. Nasıl ki dünyada SİHA'larla ilk savaşı Türk orduları Karabağ'da kazandıysa Bayraktar TB2'ler vesilesiyle, filolar halinde uçan ve en gelişmiş hava savunma silahlarını, zırhlı araçları, tankları imha eden Bayraktar TB2'ler sayesinde dünyada muharebe paradigması değiştiyse, Bayraktar TB3 ve Kızılelma'nın TCG Anadolu'ya konuşlanmasıyla da dünya muharebe tarihinde devrim yaratacak bir çığır açılmış olacak. Bu da Cumhuriyetimizin 100. yılına bir diğer hediyemiz olacak. Yeni projelerinin yanı sıra ilk göz bebeklerinden biri olan Bayraktar TB2'nin de başarılarının katlanarak arttığını ifade eden Selçuk Bayraktar, Türk silahlı insansız hava araçlarının yurt dışındaki başarıları hakkında ise şunları söyledi: "Bayraktar TB2, en yakın rakibinden 5 kat daha fazla bilinir. Dünyanın en meşhur ve kendi sınıfında en gelişmiş SİHA'sı oldu.
dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen siha oldu. 32 ülkeye ihracatımız var. Elde edilen gelirlerle, tümüyle öz kaynaklarımızda Bayraktar TB3Ü, Kızıl Elma'yı geliştirmiş olduk. Bayraktar TB2, 31 ülkeye ihraç edildi. Daha üst sınıf bir platform olan, 6 tonluk kalkış ağırlığına sahip akıncı hava aracımız da 8 ülkeye ihraç edilmiş oldu. Ülkemiz savunma sanayisi gibi bir yüksek teknoloji alanında dünyaya damgasını vururken, yeni ve gelişmiş platformlar için önemli bir kaynak olmuş oldu. Bundan 10-20 sene öncesine dönecek olsanız savunma sanayisinde, %85 oranında yurt dışına bağımlı bir Türkiye görüyordunuz. Artık bırakın bağımlılığı %80'e yakın bir oranda savunma sanayisini yerleştirmiş ve bütün dünyaya geliştirdiği en ileri düzey teknoloji platformları, SİHA'ları, İHA'ları, bunlarla beraber elektrojoptik sistemleri, akıllı mühimmatları dünyaya ihraç eden bir Türkiye görüyorsunuz. Dünyanın da parlayan yıldızı bir anlamda Türk savunma sanayisi ürünleri. O hale geldi. Biz istiyoruz ki milli teknoloji hamlesi dönüşümü ve seferberliğiyle birlikte bu dönüşüm tüm diğer sivil alanlara da yayılsın ve ülkemiz teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında tam bağımsız ve müreffeh olabilmek için gençlerimizle, Teknofest kuşağımızla birlikte bu dönüşümü gerçekleştirsin. Selçuk Bayraktar son olarak, Cumhuriyet'in ilk yüzyılının son 20 senesinde semalarımızda hür ve bağımsız olabilmek için ülkemizin ilk insansız hava araçlarını, ilk silahlı insansız hava araçlarını, ilk insansız savaş uçağını geliştirmeye odaklandık. Kızıl Elma atmosferde yaptığımız en gelişmiş platformdu. 20 senelik hayalimizdi. Bundan sonra semalarımızın da ötesinde uzayda. Ülkemizin tam bağımsız ve güçlü olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz, ifadelerini kullandı diyelim ve videomuzu sonlandıralım.